Anne. Günaydın. Uyanmış mı benim güzel kızım? Günaydın. Günaydın anneciğim. Hadi yat biraz daha, sen saat daha çok erken. Yok anne, kalkmam lazım. Gonca'yla iş bakmaya devam edeceğiz biz. Kendini bu kadar yormasan. Bak masrafımız da azaldı. Senin çalışmana gerek yok ki. Ama evde oturamam ben böyle. Çalışmam lazım. Evde otursam kafayı yerim biliyorsun. Biliyorum. Umarım en kısa zamanda gönlüne göre bir iş bulursun. İnşallah anneciğim. Ben mutfağa geçiyorum. Kahvaltı hazırlayacağım. Hadi sen de gel kahvaltıya. Tamam. Omlet yapayım mı? Yap. Peynirli. Tamam, geliyorum ben de. Yine yakalanıyorduk. Ben seni bir delirteyim de gör bakalım. Ekmekler yok. Ama sepette olduğuna eminim. Ya ne oluyor ya? Akşam telefon şimdi bunlar. Bu evde bir gariplik var. Ay üç harfler falan olmasın. Korkmaya başladım vallahi. Tırttı galiba. Ekmek alabilir miyim şu kanalda? Götürdün ya Aslıcığım. Götürdüm değil mi? Evet. Ama baktım ekmek sepeti boş. Allah Allah. Vallahi ben de anlamadım. Ya masayı da düzenlemiştim, o da bozulmuş. Şükran abla, evde birileri mi var? Tabii var Aslıcığım. Baksana kaç kişi yaşıyoruz bu evde. Yok onu demek istemedim. Üç harfler falan mı var evde? Yok kızım, olur mu öyle şey? Ay, daha neler Aslıcığım ya. Ne bileyim, olanlara bir anlam veremeyince. Ah, köpeği salıvermişlerdir. O yapmıştır mutlaka. E tamam işte çocuğum. Köpek yemiştir ekmekleri. Evet ya. Otur o zaman. Bakarım ben. Kahve açsın. Jambonlar da gitmiş. Şükran teyze doğru söylüyor. Bunu yapan kesin bir köpek. Hem de arsız bir köpek. Ama ben seni bulacağım. Neredesin bakayım sen? Aslı. Masayı kurmayı ben devam ederim Aslıcığım. Sağ ol. Annen seni bekliyor. Omletin hazırmış. Tamam. Elif abla, dikkat et. Galiba köpeği salmışlar. Masadaki yiyecekleri yürütüyor. Allah Allah. Az önce ben kulübesinde görmüştüm onu. Neyse, tamam canım. Kolay gelsin. Sağ ol. Ellerine sağlık anneciğim, ben çıkıyorum. Afiyet olsun kuzum. Hadi, Allah işinizi rast getirsin. İnşallah. Ömer ablacığım, Burak Bey'in kahvaltı tabağı hazır mı? Hazır yavrum. Al. Al. Efendim Selda Hanım. Tamam, tamam hemen gönderiyorum merak etmeyin. Ay çantamı unutmuşum. Aslı gel kızım. Elif, bunun Selda Hanım'a gitmesi lazım. Kahvaltıyı Aslı götürsün, sen de bu kutuyu bahçeye çıkar tamam mı? Tamam. Al canım.
Böyle giderse kızın kalan aklını da ben alacağım. Nasıl delirdi ama ya. Kahvaltınızı getirdim. Kimse yok mu? Gel. Sehpaya bırakın. Tabii. Ferdi ucuz yırttık. Anlamamıştır herhalde. Zenginler de bir acayip. Örtünün altından konuşmak ne demek ya? Bu sıcakta mı olacak? Kuzum haklıymışsın. Gerçekten senin gecen benimkinden daha şok geçmiş. Tolma ya, ben hayatımda böyle bir gece yaşamadım. Yok canım, yaşamadın. Zaten kaç kişinin başına böyle şeyler gelebilir ki? Haklısın. Yani az kişinin. Yani kimin başında benim gibi bela vardır ki? Tatlı bela ama. Tatlı bela mı? Kim tatlı? Burak mı? Evet. Değil mi? Allah'ı var yakışıklı çocuk. Boy, poz. Devede de boy var Goncacığım. Böyle olsa bu işler. Abartma sen de. Çocuğun ne kötülüğünü gördün? Tamam. Onun yüzünden birkaç kere işinden kovulmuş olabilirsin. Hani neredeyse boğuluyordun. Ona da tamam. Teknede tutsak kalmış olabilirsin. Araba kazasını unutma ama. Şu arılar meselesi. Arılar! Son olarak da köpeğin üstüme atlaması. Ya o çocuğun yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Evet. Bayağı bir şey yaşadım. Ya ama böyle anlatınca kötü duruyor. Yoksa kabul et. Hayatına heyecan kattı. Aman Goncacığım. Yani benim hayatım zaten zor. Yani böyle heyecana falan hiç ihtiyacım yok benim. Ayrıca Burak tatlı çocuk falan. Hayırdır ne oluyor? Yok canım daha neler. Son zamanlarda Burak'la biraz fazla zaman geçirdiniz ya. Ben onun için acaba mı diye seni denedim. Beni denedin. Yani denedim dediysem anla işte. Ağzımı aradın. Aynen öyle. Ama yanıldın canım. Ayrıca en büyük heyecanı dün akşam sen yaşadın. Pardon. Aslında Erdem yaşadı. Ah, abini görünce ne kadar tırsmıştır ya. Ya hiç sorma. Çocuk bir daha beni aramazsa şaşırmayacağım. Kim? Erdem mi aramayacak seni? Kızım, sana sırılsıklam aşık. O mu aramayacak? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya çok sevindim barışmanıza. İyi ki adresini vermişim. Fena mı oldu? Sevenleri kavuşturdum işte. Başta sana kızdım ama gerçekten iyi ki de vermişsin. Şimdi böyle düşününce Eda'ya da hak veriyorum. Ben ona kızdım falan ama onun da kötü bir niyeti yoktu. Evet, ikinizi barıştırmak istedi. Ya bayağı da uğraşmış, yazık. Ya biraz önce mesaj attı. Yani küs müyüz, arkadaş mıyız, hala görüşüyor muyuz falan dedi. Görüşeceksiniz tabii. Kız Volkan'ın kardeşi. Hani bu senin için çok büyük bir şans. Göreceksin bak, Eda sayesinde Volkan'la aranızda kesin bir şeyler olacak. Gerçekten hayal gücüne hayranım Gonca. Sürekli çalışmaya devam ediyor. Aman ya, ben de senin şu mantığına hayranım. Kızım, böyle kalpten isteyeceksin bazı şeyleri, kendine çekeceksin. Yani sen böyle olumsuz düşündüğün için Volkan yerine Burak geldi. Gerçekten mi? Evet. Kendine gelen kısmetleri tepme. Ya ben sana hep demiyor muyum, iyi düşün, güzel düşün diye? Hayal kurabiliyorsan o gerçektir. Tamam, artık değişiyorum. Kalpten istiyorum ve kendime çekiyorum. Heh, şöyle. Bak bana, ta Bodrum'daki çocuğu ayağıma kadar getirdim. Delisin ya. Gerçekten ayağını getirme konusunda çok iyisin.
Gonca. Volkan arıyor. Ne? Yok artık. Ay heyecandan öleceğim. Kalbim duracak şimdi. Ay saçmalama kızım ya. Aç hadi aç. Efendim? Aslı. Merhaba Volkan ben. Merhaba. Sana güzel haberlerim var. Öyle mi? Nedir o? İkinizin de işi hazır. Gerçekten mi? İşimiz hazır mı? Evet. Bize ait bir spor salonunun kafesinde. Eğer bugün müsaitseniz gelin sizi müdürle tanıştırayım. Size ait spor kulübü mü? Burak da oraya geliyor mu? Bak sakın reddeteyim deme. Öldürürüm seni. Yok. Burak pek uğramaz. Merak etme. Tamam. Gonca'yleyim ben şimdi zaten. Onunla birlikte geliriz. Tamam ben şimdi oraya geçiyorum. Adresi mesaj olarak atıyorum sana. Tamam. Görüşürüz. Kızım inanamıyorum. Kızım sus vallahi ben de inanamıyorum ya. Rüya gibi. Ben sana dedim ama değil mi? Korkulur vallahi senden. Kızım dur. İş daha başlangıç. Dur öyle hemen havaya girmeyelim. Bodrum'daki olaydan dolayı yalnızca yardım etmeye çalışıyor. Aman Aslı ya hemen modun düştü yine. Hani ne oldu az önceki Aslı ya? İş Volkan'la görüşmen için ilk adım. Birisi gelecek. Sen merak etme bana güven. Öyle mi diyorsun? Evet. Adresi al. Ne? Hadi yürü çabuk gidelim. Hadi. Ya nereye gidiyoruz? Spor kulübüne mi? Ya ne kadar güzel. İnşallah olur. Spor kulübüne gideceğiz. O da oraya gelecek. Aa ne kadar ilgili. Kesin sana karşı bir şeyler hissediyor. Ben öyle düşünmüyorum ya. Kızım cool çocuk. Hemen belli edecek hali yok ya. Eğer zaten öyle olmasaydı kendisi gelmezdi. Müdürle konuştum. Gidin siz görüşün derdi. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Kızım bunlar ne kadar zengin ya. Önce otel şimdi de burası. Kim bilir bunların evleri nasıldır? Kim bilir? Gonca artık bana Volkan'la ilgili hayal kurdurtmaktan vazgeç olur mu? Aramızdaki büyük farkı görüyorsun değil mi? Ne alakası var canım? Büyük düşün büyük olsun. Gerçi bu taktiği kendimde de uygulasaydım iyi olabilirdi. Biliyorsun benimki işsiz. Ya işi de olur, parası da. Çok temiz kalpli bir çocuk o. Ya öyle değil mi? Evet. Neyse Volkan'a geldiğimizi haber vereyim. Ara hemen. Alo. Volkan. Merhaba. Geldin mi Aslı'cığım? Evet, geldik biz. Tamam, kapıdaki görevliye sizi kafede beklediğimi söyle. Tamam. Ana Aslı'cığım dedi, heyecanla öleceğim şimdi. Aşkım, sevgilim. Hatta karıcığım dediği günleri görürsün inşallah. Amin. Pardon. Buyurun. Volkan Bey'i görmeye geldik. Aslı ve Gonca. Bizi kafede beklediğini söyledi. Buyurun, beni takip edin. Şu gelenler senin arkadaşların mı? Evet. Tatlı kızlarmış. Özellikle Esmer olan tatlı kızmış ha. Aynen, tatlı kızdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba, sana bahsettiğim arkadaşlarım. Aslı, Gonca, babam Sinan. Merhaba, memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Neyse, ben çıkayım artık ha. Görüşürüz. Tamam baba. İsterseniz önce bir şeyler içelim. Teşekkür ederiz. Senin vaktini almayalım. Tamam o zaman. İşinizi hallettikten sonra içeriz. Aslı. Efendim? Ya Eda'nın yaptığı şey için kusura bakma. Sorun değil. Yani özel hayatıma burnunu sokmaya bayılır. Bir daha seni böyle zor durumda bırakmayacağına emin olabilirsin. Ya Eda'nın kötü bir niyeti yoktu. Ben konuştum Eda'yla, aramızdaki sorunu hallettik. Öyle mi? Buna sevindim. Bu arada ben müdürle konuştum. Size gerekli bilgiyi verecek. Yarın da işe başlarsınız. Bu kadar çabuk mu? Yani bu çok güzel. Çok teşekkürler bu kadar işin arasında bizimle ilgilendiğin için. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Seveceğinize eminim. Ay inşallah.
Kızım babasına bak, oğlunu al. Ne kadar yakışıklı adamdı öyle. Sus Gonca. Cem Bey, merhaba. Merhaba. Size bahsettiğim arkadaşlarım Aslı ve Gonca. Memnun oldum. Kızlar işiniz bitince kafeye gelirsiniz. Ben orada bekliyor olacağım. Tamam, teşekkürler. Buyurun oturun lütfen. İş tecrübemiz var daha önceden değil mi? Var. Güzel. O zaman öncelikle şu formları doldurayım. Peki sadece yaz tatilinde mi çalışmayı düşünüyorsunuz? Ben seneye üniversiteye başlayacağım. Yani bir aksilik çıkmazsa. Ben çalışmak zorundayım. O yüzden kalıcı bir iş olursa... Tamam, o zaman şöyle yapalım. İkiniz de kafe departmanından başlatalım. Daha sonra farklı departmanlara da geçebilirsiniz. Tabii sizin de isteğinizi göz önünde bulundururuz. Peki. Ah, Levent gel. Sizi kafe sorumlumuz Levent Bey'le tanıştırayım. Aslı, Gonca, yeni çalışan arkadaşlarımız. Levent, arkadaşlarımıza tesisimizi gezdirir misin? Tabii, çıkalım. Teşekkürler. Rica ederim, hayırlı olsun. Burası da son olarak havuzumuz. Nasıl buldunuz? Tesisimizi beğendiniz mi? Evet, hem de çok. Gerçekten çok güzel. Saygın insanların üye olduğu bir yerdir burası. Kulüpten yalnızca üyeler faydalanır. Bunun dışında hiç kimseyi kabul etmeyiz. Daha ziyade Masaroğlu ailesi ve yakın çevresi için hazırlanmış bir yerdir burası. Bu yüzden hizmet ederken çok dikkatli ve özenli olmalısınız. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Öyleyse yarın sabah 8'de görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnanmıyorum ya. Resmen artık işimiz var. Ayıp olur diye ne kadar maaş vereceklerini de soramadım. Hani kalkıp 3 kuruş vermezler değil mi? Yok canım, sanmam. Bence de kocaman tesis. Çok güzel ama değil mi? Bayıldım ben. Evet, çok güzelmiş. Hadi seninkini görelim de Erdem benden haber bekliyor. Volkan'ın yanına mı gideceğiz? Herhalde. Görüşmeden sonra yanıma uğrarsınız demedi mi? Dedi de şimdi rahatsız etmeyelim. Saçmalama kızım ya. Ya. Sonuçta o kadar yardım etti çocuk. Ayıp olur. Evet, haklısın. Volkan. Ben sensiz yapamıyorum. Ya seni kaybederek çok büyük bir aptallık yaptım. Neden öyle davrandım bilmiyorum. Korktum belki de. Ama sensiz kaldığım zamanlar bana neyin önemli olduğunu gösterdi. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Lütfen bana her şeyi düzeltmem için bir şans ver. Eskisi gibi olalım. Deniz, bizim eskisi gibi olmamız mümkün değil. Eğer konuşacakların bittiyse. Hayır, bitmedi. Aslı. Daha iyi misin? İyiyim. Değilsin. Ya nasıl iyi olacaksın ki? Ben bile en az senin kadar üzgünüm. Böyle bir şey görmeyi hiç beklemiyordum.
Ya ben? Öpüşmeleri gözümün önünden gitmiyor. En kötüsü de işi kabul etmiş olmamız. Onu görmek zorunda kalacağım. Of ya! Hepsi benim suçum. Gonca, ben sana Volkan'la olamayacağımızı söylemiştim. Hiçbir prens kürketine aşık olmaz demiştim. Ben artık masalların yalan olduğuna inanan çok oldu. Lütfen sen de beni tekrar inandırmaya çalışma. Bana ne desen haklısın Aslı. Açsana telefonu. Hayır, açmayacağım. Onunla buluşmak falan istemiyorum şimdi. Saçmalama Gonca, lütfen. Ben iyiyim. Ya hayır, değilsin işte. İyiyim dedim Gonca. Tamam, çok üzüldüm. Çünkü beklemediğim bir şeydi. Ama şimdi gerçekten iyiyim. Sonuçta bunu başta görmem çok iyi oldu. Ona göre davranırım ben de. Bir dakika, biz bu işe gitmek zorunda değiliz. İstemiyoruz deriz. Başka bir iş buluruz. Sebebimiz ne olacak peki? O kadar ilgilendi, aradı bizi. Biz de tamam dedik. Ayıp olur. Sonuçta bizim bu işe ihtiyacımız var. Orası doğru. Daha iyi bir işi bulabileceğimi sanmıyorum. Lütfen artık Volkan konusunu kapatalım. Volkan bu saatten sonra benim için sadece bir işveren. Söz veriyorum. Bundan sonra Volkan konusunda sana gaz vermeye çalışmayacağım. Hadi aç artık. Alo? Ya Gonca neredesin ya? Niye açmıyorsun telefonu burada? Çatladım meraktan. İş görüşmesindeydim demiştim ya. Ya bu kadar uzun mu sürdü bu iş görüşmesi? Neyse, nasıl geçti? İyi geçti. İşe aldık. Yarın başlıyoruz. Ya bu kadar çabuk mu? Çok sevindim. Ne yapıyoruz? Buluşuyor muyuz? Evet. Şimdi Aslı'ylayız. Ben seni kalkınca ararım. Öptüm. Ha, ben de öptüm. Aslı, hadi sen de benimle gel. Sağ ol canım. Sen git. Ya bak, gerçekten iyiyim.